Elektrik dağıtım şirketi Aras Edaş, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda ilk koordinasyon toplantısını yaptı. Biliyorsunuz enerji çarpıyor insanları. Bunun için ne yapabiliriz diye düşündük. Özellikle bu geçtiğimiz günlerde, Allah rahmet eylesin, İzmir'de vahim bir kaza oldu. İki vatandaşımız maalesef kaybettik. Biz bölgemizde, ilimizde böyle bir şey yaşamamak için ne yapabiliriz diye düşündük. Toplantıda İzmir'de elektrik akımından kaynaklanan can kayıpları gündemdeydi. Aynı olayın Erzurum'da yaşanmaması için ne yapılabilir sorusunun cevabı arandı. Olayın kök nedeni şu, burada bir kazı çalışması yapılıyor. Tabii kurumlar arası diyalogsuzluk maalesef böyle bir sonuç doğuruyor. Bütün kurumlar tek bir amaç doğrultusunda bir araya geldi. O da insan güvenliği, can sağlığı. Tam da bu konuyla ilgili Aras Edaş Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın bir isteği oldu. Kazı yapan kuruluşlarımıza, belediyelerimize, eski genel müdürlüğümüze, telekoma ve karayollarımıza, diğer kurumlarımıza rica ettik. Dedik ki bize haber vermeden kazı yapmayın. Biz haberdar olalım, size koordinatlı olarak yerini gösterelim. Arkadaşlarımız bu şekilde kazı yapsınlar. Genellikle tabii burada yöneticilerimizin sahadaki çalışmadan haberdar oluyorlar ama kimin ne yaptığından çok haberdar olmuyorlar. Orada çalışan kepçedeki bir ustamız, operatörümüz farkında olmadan yanlış bir iş yapabiliyor. Onun için mutlaka biz başında ekip bulunduralım bu çalışmaların. Mutlaka insanımızın canına koruyalım istedik. Genel Müdür Fikret Akbaş'ın vatandaşlara da iki uyarısı vardı. Büyük şehir olduğu için Aykome diye bir kuruluşumuz var. Buradan izin almaları gerekiyor. Biz de zaten Aykome'nin bir üyesiyiz ve biz de her seferinde izin alıyoruz bu tür çalışmalarda. Bizim görmediğimiz sahada herhangi bir olumsuzluk varsa bizim 14 tane iletişim kanalımız var. Herhangi birisine sosyal medya aracılığıyla olabilir, WhatsApp hattımıza resim gönderebilir. Bildirdikleri anda derhal ekiplerimiz en hızlı şekilde müdahale edecektir. Hiçbir kimsenin canına, malına bir zarar gelmesini istiyoruz. Genel Müdür Fikret Akbaş'ın konuşmalarına binaen bir tatbikat düzenlendi. Ekipler Aykome tarafından gelen bir ihbar üzerine sahadaydı. Aykome tarafından sisteme girilen bir kazı talebi var. Bu kazı talebine istinaden güzergah tespiti için buradayız. Bizim zaten şebekemiz CBS bilgi sistemimizde tamamıyla dijitalde yüklü. Önce oradan bir tespit yapıyoruz. Sonra sahada güzergah tespit cihazımızla bölgenin kablomuzun geçtiği güzergahı belirliyoruz. Güzergahı boyuyoruz. Ona istinaden de kazı yapılacak alanda kablomuzun tespiti belirleniyor. Kablomuz burada 80 santim civarında, 40 santimden sonra da zaten ikaz bandını görecekler. O ikaz bandını gördükleri zaman kesinlikle bize tekrardan haber vermeleri lazım. Herhangi bir olumsuz durum olmaması için. Aras Elektrik ekipleri şu an ihbar üzerine sahaya indi. Burada güzergah tespit çalışmaları yapılıyor.